Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ünitemizin ikinci konusu olan şekil bilgisi konusunu işleyeceğiz. Türkçemizde cümle kuruluşlarında kullandığımız sözcüklerin bir takım özellikleri olduğunu unutmamalıyız. Türkçede bir sözcüğün cümledeki görevini anlayabilmek için öncelikle kökünün ve eklerinin anlaşılması gerekmektedir. Öncelikle kelimenin tanımını yapalım. Kelime cümle kurmamızı sağlayan anlamlı sözlerdir. Kelimeler tek başlarına anlam ifade edebildiği gibi bazı kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur. Sadece cümle içerisinde diğer kelimeleri birbirine bağlayarak cümle kuruluşuna yardımcı olurlar. Bunlara örnek verecek olursak ve, ile, ama gibi kelimelerimiz cümle içerisinde yer alarak cümlenin kuruluşunda yardımcı olurlar. Şimdi kök konumuza geçelim. Bir kelime yapısında en önemli öge köktür. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için köklere gelen çeşitli eklerle kelime yapmamız ve cümle kurmamız sağlanır. Kökün tanımına gelirsek anlamlı en küçük birimdir. Tanımımızı yazalım. Kökler anlamı ve görevi olan en küçük birimlerdir. Kökleri kelimelerin yapı taşı olarak da düşünebiliriz. Kökler kelimenin ek almamış şekilleridir. Köklerimize ekler getirerek biz kelime ve cümle kurarız. Tek başlarına veya eklerle birleşmek suretiyle kullanılırlar. Kökler eklerle birleştiği zaman mutlaka kelimenin başında yer alırlar. Kökler anlamları bakımından ikiye ayrılır. Kökler anlamları bakımından ikiye ayrılır. Birincisi isim kökleri. İkincisi fiil kökleri. İsim kökleri isimlerin meydana getirmiş olduğu köklerdir. Fiil kökleri ise hareket bildiren kelimelerden oluşan köklerdir. Kök çeşitlerinin tanımına tekrar bakacak olursak, birincisi isim kökleri, varlıkların ve kavramları karşılayan köklerdir. Örnek, baş, el, çiçek. Fiil kökleri, hareketleri karşılayan köklerdir.
git, gel, kal. Burada dikkat edecek olursanız, isim köklerinin sonuna herhangi bir çizgi işareti konulmamaktadır. Çünkü bunlar isimdir. Ancak fiil köklerinin sonuna kısa çizgi koyduğumuz takdirde buraya eklerin geleceği anlaşılmaktadır. Köklerin özelliklerine gelecek olursak, kökler parçalanamaz. Çünkü kök en temel birimdir. Parçalanırsa anlamını kaybeder. Kök bir ses veya ses topluluğu halindedir. Tek sesten meydana gelen kökler çok azdır. Türkçe'de kelime kökleri genellikle tek hecelidir. Dikkat edecek olursanız baş, el kelimeleri, kökleri tek hecedir. Ancak çiçek dediğimizde burada iki hece görmekteyiz. Ama genellikle Türkçemiz tek heceli köklerden oluşur. Gerek isim kökü, gerekse fiil kökü kelimenin başında bulunur. Dikkat ederseniz fiil köklerinde kelimenin başındaki köke ekler getirerek biz söylemek istediğimizi ifade ederiz. Ekler köklerin sonuna getirilir. Bu çizginin anlamı da buraya bir ek geleceği demektir. Örnek verecek olursak, şimdi buradaki örneklerimize bakalım. Sil kökünden, bu bir fiil köküdür. Sonuna gi yapım ekini getirerek burada bir kelime oluşturduk. İkinci sözcüğümüzde el köküne im ekini getirerek yeni bir sözcük oluşturduk. Git fiil köküne gene ek getirerek bir kelime oluşturduk. İsim kökleri tek başlarına kelime olarak kullanılabilir. Dikkat ederseniz baş, el ve çiçek tek başlarına anlamları olan kelimelerdir. Ve bu yüzden tek başlarına kullanılabilirler. Fiil kökleri tek başlarına kullanılamaz. Mutlaka nesnelere, şahısa ve zamana bağlanırlar. Çünkü burada fiil köklerinde söylemek istediğimizi kök halinde ifade edemeyiz. Onun için mutlaka bir şahısa, zamana bağlamak zorundayız. Bu bağlanışta fiil köklerine bir takım ekler getirilir. Onun için fiil köklerini yazıda sonlarına birer çizgi koyarak ifade ederiz. Şimdi diğer konumuz olan eklere geçeceğiz. Şimdi köklere getirdiğimiz eklerin tanımına bakalım. Kelime yapısında bulunan görevli dil birliklerine ek adı verilir. Ekler tek başlarına kullanılamaz. Ancak köklere eklenerek kullanılabilirler. Bu yüzden ekleri yazarken başlarına birer çizgi koyarak gösteririz. Örneğin, ecek, me, ar, lar gibi. Eklerin özelliklerine geldiğimizde, kelime yapısında ekler kökten sonra gelir. Biliyorsunuz, bu önüne bir kökün geleceğini ifade eden bir işarettir. Onun için ekler köklerden sonra gelmektedir. Ve köke bitişik yazılır. Örnek verecek olursak, ecek ekine bir örnek verelim. Gelecek dediğimizde, gel fiil kökümüzdür. Ecek ona gelen
ekimizdir. Ekler ses uyumları bakımından köklere uyarlar. Biliyorsunuz ki ses bilgisi dersimizde uyumları işlemiştik. Dikkat edecek olursanız burada da kökümüzdeki sesle ekimizdeki sesler uyumlu. Ekler tek ses halinde olabilirler. Tek heceden büyük ekler azdır. Tek heceden büyük ekler genellikle daha çok cümle kuruluşlarında karşımıza çıkar. Şimdi ek çeşitlerimize geçelim. Türkçemizde çekim ekleri, bir de yapım ekleri vardır. Çekim ekleri, eklendiği sözcüğün anlamını, yapısını ve türünü değiştirmeyen eklerdir. Genellikle cümle kuruluşunda şahsı, zamanı ve mekanı gösterir. Yapım ekleri ise eklendiği sözcüğün anlamını, türünü ve yapısını değiştiren eklerdir. Bunlara ayrıca gireceğiz. O yüzden şu an sadece tanımlarını bilmenizi istedim. Şimdi çekim eklerimizi görelim. Çekim ekleri, eklendiği sözcüğün anlamını, yapısını ve türünü değiştirmeyen eklerdir demiştik. Bunlar ikiye ayrılmaktadır. İsim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri. İsim çekim eklerimiz 4 grupta incelenir. Hal ekleri, tamlayan ekleri, iyelik ekleri ve çoğul ekleri. Şimdi bunları kısaca açacak olursak. Hal eklerimiz belirtme durumu eki. EA yönelme durumu eki. Yönelme durum eki. DDA bulunma durum eki. DENDAN çıkma durum eki. Şimdi bunlara örnek verecek olursak, evi bana sattı dediğimizde buradaki İ ekimiz belirtme durum ekidir. Eve gidiyormuş dediğimizde buradaki E sesimiz bize yönelme ifade ettiği için yönelme durum ekidir. Nereye gidiyor? Eve gidiyormuş. Evden geliyor dediğimizde burada den ekimiz bize çıkma bildirdiği için çıkma durum ekidir. Bir de bulunmayla ilgili yapalım. Evde kalacakmış dediğimizde burada B sesimiz yani D ekimiz bize
bulunma bildirmektedir. Şimdi diğer bir konumuz fiil çekimekleri. Evet arkadaşlar, şimdi de fiil çekimeklerimizi görelim. Öncelikle birincisi mez, maz, me, ma, olumsuzluk ekleri. Bunlar eylemin anlamını değiştirmez. Sadece eylemin gerçekleşmediğini bildirir. Örnek olarak Mersin'e kar yağmaz. Dikkat ederseniz burada köke getirdiğimiz maz olumsuzluk ekiyle bir çekim yaptık. İkinci örneğimiz Murat okula gitmemiş. Buradaki me olumsuzluk ekiyle de git eylemine getirdiğimiz me olumsuzluk ekiyle de olayın gerçekleşmediğini görüyoruz. İkinci olarak kip çekim ekleri. Bu ekler eylemin yapıldığı zamanı ve gerçekleşmesi dileğini bildirir. Dikkat ederseniz burada yapıldığı zamanı dediği için burada zaman eklerini dikkate almamız gerekmektedir. Bildirme ve haber kipleri olarak ikiye ayrılır. Bildirme kiplerimiz bizim zaman eklerimizdir. Bunları yazacak olursak yor şimdiki zaman, niş duyulan geçmiş zaman, di görülen geçmiş zaman, ecek gelecek zaman, re mez, bu da gelecek zaman. Haber kiplerimize gelince eylemin gerçekleşme dileğini dediğimiz için meli malı, gereklilik, gereklilik tipi, EA dilek tipi, SESA dilek şart tipi, emir kipimiz bulunmamaktadır. Bu genellikle cümlede kişi eki üzerine konulur. Emir kipimizin ise eki yoktur. Cümlede kişi eki üzerinde emir cümlelerini görebiliriz. Şimdi üçüncü olarak kişi çekimeklerimize bakalım. Tanımımıza baktığımızda eylemleri kip ekinden sonra gelir. Eylemi gerçekleştiren kişiyi gösterir. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Okudum. Okudun. Okudu.
Ben okudum. Sen okudun. O okudu. Okuduk. Okudunuz. Okudular. Biz okuduk. Siz okudunuz. Onlar okudular. Dikkat ederseniz buradaki eklerimiz kişi ekleridir. Üçüncü tekil şahıs kişi eki yoktur. Evet, şimdi sırada yapım eklerimiz var. Yapım ekleri diyoruz. Tanımı hatırlayacak olursak, eklendiği sözcüğün anlamını, yapısını ve türünü değiştiren ekleri yapım ekleri diyorduk. Yapım ekleri, eklendiği kökün tüm işlevini, işlerliğini değiştirir. Şimdi, bunlara bakacak olursak, yapım ekleri çok fazladır. Onun için ezberlemeniz mümkün değil. Ancak kullandığımız çok fazla yapım eki yoktur. Zaten hepsini kullanmamız mümkün de değildir. Biz en önemlilerini vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, yapım eklerini örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşündüğümden, Türkçemizde en fazla kullanılan yapım eklerini birlikte görelim. Lık, lik, luk, lük. Örnek verecek olursak, gözlük, buzluk, yazlık. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim, göz isim köküne lük yapım eki getirilerek yeni bir kelime üretilmiş. Göz bizim görme organımızdır. Ve lük yapım ekiyle gözümüze taktığımız bir nesne, nesnenin adı ortaya çıkmıştır. Buzluk dediğimizde, buz biliyorsunuz karın çok soğukta donmasıyla oluşan bir madde. Luk yapım ekiyle yeni bir kelime türetilmiş ve onun koyulduğu kap anlamına gelen buzluk kelimesi olmuştur. Yazlık dediğimizde yaz fiil köküne, biliyorsunuz yaz kökü çift köktür. Yani hem isim köküdür hem fiil köküdür. Burada ne olarak kullanılmış? Burada isim kökü olarak kullanılmıştır. Yaz isim köküne lık yapım eki getirilerek yazın gidilen ev anlamına gelen bir kelime ortaya çıkmıştır. Şimdi diğer yapım ekimiz cı, ci, cu, cü, çı, çi, çu, çü. Örneklerimize bakacak olursak, av kökümüze cı yapım eki getirilerek ava çıkan kişi anlamında avcı kelimesi türetilmiştir. Araba köküne cı yapım eki getirilerek arabayı süren kişi kelimesi türetilmiştir. Süt isim köküne çü yapım eki getirilerek sütü satan kişi anlamına gelen sütçü kelimesi türetilmiştir. Diğer ekimiz sız, sis, sus, süz. Gı, gi, gu, gü. Şimdi burada bil köküne gi yapım eki getirilerek bilmek eyleminin ismi olan bilgi kelimesi üretilmiştir. Sil köküne yine gi yapım eki getirilerek sevgi kelimesi türetilmiştir. As köküne kı yapım eki getirilerek, ki aslında bunun doğrusu gıdır ama burada bir sertleşme vardır, askı kelimesi türetilmiştir.
Evet arkadaşlar, yapım eklerine dikkat etmeniz gereken tamamen eklendiği kökün yapısını, anlamını ve çeşidini değiştirmiş olmasıdır. Arkadaşlar, şekil bilgisi ünitemizin son konusu olan cümlelerde kullandığımız kelimelerin yapısına bakalım. Evet, kelimelerin yapısı. Kelimeler yapılarına göre üçe ayrılır. A. Basit kelimeler. Yapım eki almamış, kök halindeki kelimelerdir. Basit kelimeler, çekim eki alabilirler. Örnek verecek olursak, göz sözcüğüne göz basit bir kelimedir. Sadece yapım eki, çekim eki getirdiğimizde ler dediğimizde gözler çekim eki almış basit bir kelimedir. B. Türemiş kelimeler. Sonlarına yapım eki alarak yeni bir anlam kazanan kelimelere türemiş kelimeler denir. Dikkat edilirse öncelikle yapım eki almak zorundalar. Özelliklerimize geldiğimizde türemiş kelimeler birden çok yapım eki alabilirler. Örneğin doktor köküne, isim köküne doktorcu dediğimizde bu bir yapım ekidir. Doktorculuk dediğimizde bu da bir yapım ekidir. Birden çok yapım eki almış bir tek kelime ve türemiş kelime. Türemiş kelimeler yapım ekinden sonra çekim eki alabilirler. Öğren köküne öğrenci, c yapım ekini getirdiğimizde bu ayrı bir kelime. Ler çekim ekini getirdiğimizde bu ayrı bir kelime olmuştur. Öğrenciler dediğimiz zaman da bu bir türemiş kelimedir. Üçüncü olarak bileşik kelimeler. Birden çok kelimeden meydana gelmiş. Birden çok kelimeden meydana gelmiş kelimelere bileşik kelimeler denir. Bileşik kelimeler çeşitli yollarla oluşur. İsim tamlaması şeklinde, sıfat tamlaması şeklinde, isnat grubu şeklinde, iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesiyle. Bunlara örnek verecek olursak, hanım eli dediğimizde hanım ve eli kelimeleri ayrı birer kelimelerdir. Ama ikisinin bir araya gelmesiyle bir tek kelime elde ederiz. Sivri hisar dediğimizde sivri ve hisar kelimeleri ayrı birer kelimelerdir. Ama birleştirdiğimizde tek bir yerin ismi olmuştur. Evet arkadaşlar, şekil bilgisinin son konusu olan kelimelerin yapısı da bu kadar. Arkadaşlar, şimdi de kelime türlerimize geçelim. Türkçe'de kelimeler cümlede farklı görevlerde yer alırlar. Şimdi kelime türlerimizi sıralayalım. Birincisi ad, yani isim. İkincisi sıfat, yani ön ad. Üçüncüsü zamir.
Yani adı. Dördüncüsü edat, yani ilgeç. Beşincisi zarf. Altıncısı bağlaç. Yedincisi ünlem. Son olarak da eylem, yani fiil. Öncelikle birinci maddenizden başlayacağız. Adlar, yani isimler. Varlıkları ve kavramları, varlıkları ve kavramları bildiren sözcüklere ad denir. Adlar, tanıttıkları varlıklar açısından bölümlere ayrılır. Şimdi burada tanıma tekrar bakacak olursak, varlıkları ve kavramları bildiren sözcüklere ad denir. Biliyorsunuz çevremizde birçok şeyin ismi olmadan biz onlara hitap edemeyiz veya bilemeyiz. Adlar tanıttıkları varlıklar açısından bölümlere ayrılır. A diyelim, varlıklara ve ilişkilerine göre. Birincisi özel adlar. Yalnızca bir varlığa, verilmiş adlardır. Herkesin kendine özel bir adı vardır. Onun için biz bunlara özel adlar diyoruz. Yalnızca bir varlığa verilmiş adlardır. İnsanların kullanmış olduğu adlar bunlara örnektir. Dilek, Fatma, İsmail ve benzeri. O zaman kişi adları özel adlardır diyebiliriz. İkincisi, tür adı. Tür, yani cins adı. Belli bir türün içinde yer almış varlıkların ortak adıdır. Bunlara genel adlar da denir. Örnek verecek olursak,
Kalem. Kalem. Silgi. Çocuk. Kuş. Gibi isimler. Ağaç gibi isimler genel adlardır. İkinci olarak varlıkların oluşlarına göre adlar. A. Somut adlar. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz varlıklara verilen adlardır. Bunlara örnek olarak görebildiğimiz her madde, taş, ağaç, duyabildiğimiz ses, dokunabildiğimiz yumuşaklık, sertlik gibi isimler somut adlara örnektir. İkinci olarak soyut adlar. Beş duyu organımızla algılayamadığımız, beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıklara verilen adlardır. İnsanların hissetmiş olduğu duygular, korku, sevinç, üzüntü, keder gibi duygular soyut adlara örnektir. Yazalım. Üzüntü, sevinç, mutluluk. Bunları beş duyu organımızla algılayamayız. Ama var olduklarını biliriz. Üçüncü olarak varlıkların sayılarına göre verilen adlar. Birinci olarak tekil adlar. Aynı cinsten olan, aynı cinsten olan varlıklardan bir tanesini gösteren, buraya dikkat edelim, bir tanesini gösteren adlardır. Çoğul eki almazlar. Çoğul eki almazlar. Örnek verecek olursak, okul, dergi, kitap. Bir tanesini gösterecek adlardır. Okul, dergi, kitap. İkinci olarak çoğul adlar. Birden çok varlığı anlatmaya yarayan
adlardır. Çoğul eki alırlar. Çoğul eki alırlar. Örnek olarak çiçekler, evler gibi. Topluluk adları. Biçim açısından tekil, anlam açısından çoğul olan varlıklara verilen adlardır. Örnek verecek olursak, ordu, sürü, tümen. Dikkat ederseniz, ordu biçim açısından tekildir ama anlam açısından birçok kişiyi ifade ettiği için çoğul oluyor. Bu yüzden biz buna topluluk adı diyoruz. Tümen, denet, ekip, takım ve benzeri. Evet arkadaşlar, adlarımızın varlıkların sayılarına göre olan kısmını da bitirdik. Arkadaşlar, şimdi de ünvan isimlerinin tanımına bakalım. Ünvan isimleri, insanların rütbe, makam, memuriyet adlarıyla birlikte kullanılan saygı sözcüklerine ünvan isimleri denir. Bunların kullanılış amacı genellikle saygı olayının gerçekleştirilmesidir. Avukat Ahmet Bey, Doktor Fatma Hanım gibi. Diğer bir konumuz, isimlerde küçültme. Adların sonlarına cik, cek, ceyiz ekleri getirilerek sevgi, acıma, küçültme anlamları almasına isimlerde küçültme denir. Örnek verecek olursak, adamcağız eve gelmemiş. Buradaki cağız eki sözcüğe acıma anlamı katmaktadır. Oradaki derecik akmıyor dediğimizde, buradaki cik eki dereyi küçültmek amaçlı getirilmiş bir ektir. O küçücük bir annecik dediğimizde, buradaki cik eki de sevgi anlamı katmaktadır. Evet, şimdi diğer bir konumuz, isim tamlamaları. Evet, ad tamlamalarına geldiğimizde öncelikle tanımımızı verelim. En az iki addan oluşan anlatım öbeğine ad tamlaması burada dikkat etmeniz gereken en az iki addan oluşacak. Onun için ismi ad tamlaması olarak niteliyoruz. Ad tamlaması tamlanan ve
Tamlayandan oluşur. Tamlanan ve tamlayandan oluşur. Tamlamada önce gelen adlara tamlayan denir. Tamlayan tamlanan sözcüğün anlamına türlü yönlerden açıklık getirir. Tamlanana belirtilen belirten de denir. Örnek verecek olursak, demir kapı. Demir kapı. Sünger yatak. Yemek masasının örtüsü gibi. Şimdi arkadaşlar, tamlamamızın genel tanımı budur. İsim tamlamaları çeşitlere ayrılır. Öncelikle birinci çeşidimizi görelim. Birinci tamlamamız belirtili isim tamlaması. Tamlayanı ın, in ve tamlananı ı, i, sı, si eki alan tamlamadır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, her iki sözcüğünde tamlayanın da tamlananın da ek almış olması. Belirtili isim tamlamasının püf noktası burasıdır. Her iki sözcük de ek alır. Tamlayan ın, in eklerini, tamlanan ı, i, sı, si eklerini. Örnek verelim. Gülün dikeni. Bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Dikkat ederseniz tamlayan ün ekini almış ve tamlanan i ekini almıştır. Burası tamlayandır. Burası tamlanandır. Başka bir örnekte filmin konusu dediğimizde tamlayan in ekini almıştır, tamlanan su ekini almıştır.
Burası tamlayandır. Burası tamlanandır. Evet arkadaşlar, belirtili isim tamlamamızda önemli olan bu ekleri alıp almadığı konusudur. Eğer sözcüklerimizden her ikisi de tamlayan da tamlanan da bu ekleri taşıyorsa biz bu türlü tamlamalara belirtili isim tamlaması diyoruz.